Olay şu ki belli insanları yazarken zorlanacak insanlar var. Atıyorum. Kemal abi bence Gizem'i kolay kolay yazamaz. Şimdi ben bir şey diyeceğim abi. Mantıklı bir kararı vermemiz lazım. Değil mi Kemal abi? Ben kendim bildiğimi söyledim. O şey, ben şunu söyledim. Dedim ki buraya geldiğinde sizi hani etkilerken şöyle bir konuşma yapmış Hakan. Kemal'in kolunu kanadı kırmamız için Metin'in gitmesi lazım. Böyle demiş galiba. Doğru. Doğru. Ben de şimdi madem kol kanat nasıl kırılıyor, göstereceğim. Ben de onu göstermek için ben de Gizem diyorum. Yani Gizem'i çok seviyorum. Hepimiz üzülerek de yazacağım abi. Onu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hepimiz ama hani ben şimdi abi buna bir şey yapmadım. Bu adamla aramında kötülük yok, bir şeyim yok. Sen kalkıp dakika bir gol bir Kemal abinin kolunu kanadını kırıldın. Ne yaptım ki ben sana kolunu kanadını kıracağım yani? Ki artı anladığım kadarıyla bu işin öncesi İstanbul'a dönüyor. Evet, dedim ya sana şey. İstanbul'a dönüyor İstanbul abi. Evet. Yani İstanbul'da liste yapılıyor, kulis yapılıyor. Evet, İstanbul. Ondan sonra gel burada oyna. Bizde, ben de zannediyorum ki o İstanbul'dan gelirken uçakta burada herkes düzgün. Burada yarış başlayacak. İlk defa belki net açıklıyorum böyle. Oyumu Gizem'e kullanacağım. Gizem'e kullanmamın sebebi de kardeşimi çok seviyorum. Kendisinden de üzülerek yazdığımı bilmesini istiyorum. Ama Hakan buradan Metin giderken şöyle demişti. Demiş daha doğrusu. Kemal'in kolunu kanadını kırmam için Metin'in gitmesi lazım diye söylemiş. Ben de şöyle söylüyorum şimdi. Kol kanat nasıl kırılıyormuş? Sevgili kardeşim de bir baksın bakalım anlasın. Onun kafasındaki düşünceler olmayınca şimdi yüz yüze kalan o oldu kendisi gerçekten. Sen diyorsun ya şimdi bana İstanbul'da liste yapıyor. Evet. Mesela İstanbul'da Oğuz abi sen nasılsın? İyi misin diye telefon açıyor. Hatta ben neydim ilk bir konuşmamda? İnsanlar dedim telefonla konuşmakla anlaşılmıyormuş dedim. Hani telefondan hep konuşuyoruz ondan anladın mı? Böyle bir laf attım ortaya. Evet. Niçin attım? Beni arıyordu abicim iyi misin? Nasılsın? Ben de iyiyim. Sen nasılsın? İşler nasıl gidiyor? Ama bu soruyu başlayacağı zaman oldu değil mi? Daha önce değil. Hayır hayır. Daha evvelden de arıyordu. Ama yalnız hep telefonla arıyordu. Nasılsın abi? İyi misin? Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Hakan bilmem ne falan anlıyor musun? O şekilde görüşüyordu. Kim olabilir? Ne olabilir? Herkes kendi kafasına göre bir şeyler söyledi. Kemal mesela duyduğu daha evvelden bir laf varmış. Ona çok üzülmüş. Haklı da bence. Onun için Gizem diyor mesela. Ya sen gidersen ne olacak? Ben gidersem... Sen gidersen hepsini elemek istiyorlar çünkü. Ya sen gidersen. Tabii ki. Ben gidersem zaten bitecek sizin için de oyun. Onlar zaten 7 kişi. Biz de, ben de sen 8. olarak yanına binemezsin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Senin benim yanımda durup dengeyi sağlaman lazım oyundaki. Şu an oyundaki denge böyle bak. 7'ye 5. Eğer sen bugün bizden olursan oyundaki denge 6'ya 6 olacak. Anladın mı? Ondan sonraki oyunu alırsak 6'ya 5 olacağız. Biz hep böyle 5-6 kişi kalacağız. Bu kadar. Yani şu an mesela aşağı düşünüyorum elemeyi. Ona boş oy atayım. Onu tahmin edemezler diye düşünüyorum. Ama onu da tahmin ettiler demin. Metin'i düşündüm. Metin'i de tahmin ettiler. Emin'i düşündüm. Onu da tahmin ettiler. Herkesi tahmin ediyorlar. Ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Ben tarafsız kalmak istiyorum. Şu an gözlemci kalmak istiyorum. Ya sonunda ben eleneceksem? Ya sonunda ben bana olan olacak. Ben biliyorum ya. Ben sinirim tepemde ciddi anlamda sinir sistemi bozuldu. Başak kızgın mısın? Başak da, bak Başak kendini sıyırıyor şu an. Ben de sıyırmak istiyorum. Sıyırıyor çünkü tarafını belirledi. Anladın mı? Nasıl tarafını belirledi? Başak onlardan yana görmüyor musun bunu? Başak %100 şey yazmayı düşünüyor. Metin'i yazmayı düşünüyor. Metin'i yazmayı düşünmüyor işte. Ben... O yalan söylüyor şu an. O bizden birini yazacak onlarla beraber. Ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Aa. E tabii ki ne zannediyorsun ki? Nasıl yani? E tabii sana sorduğunda bunu söylemeyecek ama... Boşayı atacağım dedi ya. E tamam boş. Metin'i atacağım dedi. E tabii. Ben de ya Kemal abiye Metin dedim. Bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi şöyle düşün. Tam oylama oldu. 7 tane Gizem çıktı. 6. Gizem de durdu. 7.'nin kim olduğu belli değil. Gizem zaten elendi. Üzülmez misin? Tabii üzülürüm. Evet. Eğer sen Metin'i atmazsan son sözüm bu sana. Ya Gizem ya Merve ya sen ya Emin abi eleniyorsunuz. Biliyorum. Tamam bu kadar. Başak bence kızları daha zor yazar. Dün beraber bir yemek yediler. Şu an aralarında hani kopuk gibi gözükse de 12 kişilik bir adada 4 bayan oldukları için bir bağ olduğunu veya olması gerektiğini düşünüyorum. Yani insani yeğim öyle diyor ama tabii kulisler devam ediyor. Yani şurada 100 metre ötede
Başak'la konuşuyorlar. Tabii ikna etmeye çalışıyorlar Başak. Şimdi bana diyor ki Furkan gitti. Oğuzhan abi Gizem'i yazma da ne olursun işte hiç olmasa başkasına sen ortada kal hesabı. Ya. Yani hani oylar beşe düşsün hesabı onun hesabı. Yok öyle bir şey abi. Tabii ben şey. Öyle mi dedi tabii sana? Tabii dedi tabii tabii. Gizem'i yazma kimi yazarsan yaz hesabı. Ben ondan sonracıma başka ya. Daha söyleyeyim. Tehlike, işte tehlike. Nedir? Sen onlarla yola çıktın biliyorum Oğuzhan abi. Sen sözünden dönmezsin erkek adamsın. Biliyorum yine berabersiniz ama yine ben beni de seviyorsun. Tamam seviyorum. Hakikaten yine seviyorum. Ona rağmen seviyorum bak yani. Ben ikinci bir insan ya, değilim. Ben ikinci değilim abi. Hiç kimse kimse bana ya. Dedi. Şimdi demin ne neydi? Ya. Geldim sana söyledim. Oğuzhan abi en zayıf. Sen demişim bak sen. Oğuzhan abi en zayıf. Sen Oğuzhan abiyi yazdır. Bak aynen böyle demişsin. Dediysen sana da kırıldım. Oğuzhan abiyi yazdır sen demişsin. 6-6 olur düelliğe gitsin abi. Nelere hesaplıyor bak. Adamlar ya? Böyle bir şey var mı bak, ya? Ben... Tahammül edemeyen kişiler var ya Hakan. Bir hafta bile tahammül edemeyecek durumda olan insanlar var hala şu adada. İnanın bak bana haberler geliyor. Kızlar da istemiyor. Kızlar onların yanında görünüyor ama istemiyor aslında. Oy atamama durumuna geldiler. Hakan dedi nasıl olur dedi Ertan dedi. Bak dedim bizim 5 tane oyumuz var dedim abi. Biz 5 kişiyiz dedim. Ondan sonra Kemal abi dedim Muamma dedim ben bluff yapıyorum. Kemal abi bizim tarafımızda değildir dedim hani. Yine de değil adam dinle, abi dinle, kızdım ben anlatıyorum diyor. Sen sordun ben anlatıyorum abi. Biz dedim 5 kişiyiz dedim. Ha dedim Kemal abi bizim tarafımızda ise dedim 6 kişi dedim. Ama dedim siz de 6 kişisiniz dedim. 6 oyda siz sahipsiniz dedim. Ha o zaman ki dedi biz dedi sizin dedi en güçlünüzü eleyeceğiz strateji olarak dedi. Siz de bizim dedi zaten beni eleyemeyeceğiniz için dedi. Kızlardan biri güçsüz olacak dedi. Kızlarla biri dedi yarışırsa düello kalırsa dedi bu kişi dedi ya Oğuzhan abi olur dedi bizden dedi. Ya da şey dedi, Metin olur dedi, ikisi dedi. Anladın mı Oğuzhan abi? Anladım, evet. Dediği kelime bu. Birebir gidelim istiyorsan konuşalım. Bana öbür türlü çeviriyor. Bak düşün işte yani. Bunu bile yapıyor adam yani. Abi yapacak abi son. Abi, yarış bu yarış. Son nefesi bu abi. Neler yapacak? Hakanları da bugün ayırmak için en büyük koz elimizde mi? Elimizde. Hakan koruma altında. Kim gidecek? Gizem gidecek. Bugün bir fikir çatışması da oldu aramızda. Hani Gizem gitmesin birleşmişken. Hani bir hafta daha dursun. Önümüzdeki hafta göndeririz falan. Ama ne gerek var ya bir daha bu fırsat elimize ne zaman geçecek ya geçmezse? En güzel kelimeyi Kemal abi söyledi. Hani senin kolunu kırdığını kırdı mı? Aynen kırdı. Öyle. En büyük fırsat abi aynen sana öyle. Bu. O yüzden yani ben... Yoksa beni gönderecek. Ertan'ı gönderecek. Tamam abi Gizem doğru mu? Gizem abi ben kafadan sordum. Gizem değil Gizem mi? Abi. Sen? Gizem abi. Gizem abi sen de o zaman bize katılıyorsun abi. Gizem. Beraber. Tek 5. Şey de var, damacana da var orada bak gelmiyor hala orada. Suyun içinde. Abi, o da gizem diyor. Abi suyun içinde çıktı ya. Metin de gizem diyor. Ya kimse darılmasın, gücenmesin. Bu bir yarış. Dünyanın en zor yarışması. 500 bine ben de varım güzel kardeşim. Niçin yani? Kazanamayayım diye düşünüyorum. Ben arkadaşlarım da söylüyorlar. Gaz Vahid abi sen çok iyisin. Hakikaten yarışmada ya işime göre koşturuyorum buraya kadar gelmişim. Ki elenmek istemem tabii. Onlar senin... orada... Kemal abi, Oğuzhan işte, abi, işte İhsan, Ertan Aydın o onu çağırıyor. Kemal abi de gitti, helal olsun. Başka bir şey demiyorum yani. Ben de diyorum ki Seda'ya, eğer bugün Metin yazmazsa sizin ikinizden biri %90 gidiyor. Evet. Bu kadar. Varsa başka bir şey söylemiyorum. Hakan, zaten hepinizin gözüne düşmüşüm ben yani. Hepinizin gözüne düşmüşüm ben şimdiden yani. Ben çok kötü. Ne kompleksi? Ne kompleksi? Ne biçim konuşuyorsun sen abi? Ne biçim konuşuyorsun? Kim sana ne yaptı? Gizem bana niye tavırlı diye ben ona sinir. Yüzme düşmüşsün ne demek? Sana tavırlı değilim. O da bana tavırlı kaç günden beri. Herkes bana tavırlı bak, burada yani. Bak hayır. Beni kişiliksiz yapıyorsun şu an ama. Kişiliksiz yapmıyoruz. Buraya gelirken ne konuştuk? Ne konuştuk? İlk gün hemen böyle bir İlk ayrışma. İlk gün ayrıma olma. Hemen... Sen onu düşündün ayrıma olduğunu. Sen düşündün. Bir tek ben düşündüm. Sen bunu düşündün. Ben öyle bir ayrımlık yapmadım yani. Sen düşündün. Battaniyeyi tek Başak'la birlikte uyudum diye bir ayrımlık mı oluyor yani? Hayır. Niye ayrımlık yapmışım ben o zaman? Ne yapmışım? Sadece ben ortamla biraz neşelendim diye bir değişik bir atmosfer gördüm diye biraz neşelendim diye. Bu ayrılmak mı oluyor Gizem? Hayır. O zaman niye ayrılıyorsun? Başka şeyler oluyor. Başka şeyler? Sedacığım ayrılmak varmak değil. Senin de isteklerin var mı yok mu? Ne oldu? Hiç şey olmadı yani. Ben sana kötü de bakmıyorum. Yani... Kötü bakıyorsun bana. Eskiden daha sıcak bakıyordun. Daha seveceğim bakıyordun. Böyle hayır, bakmıyorsun yani, artık. Hayır yani seveceğin halim kalmadı yani burada. Benim de kalmadı bugün. Bugün değil, benim hiç kalmadı ya. Ben mutsuzum, anladın mı? Mutsuzum yani şu an. Ben de mutsuzum, gerekirse gidelim. Evet, gidelim yani. Ama bir şansımız varken ben onu denemek istiyorum o kadar. Niye yenileceksin ki? Ben de öyle gitmek istiyordum.